Buyurun dinliyoruz. Ben eşime boşanma davası açtım. Evet. Ailem bana bakıyor. Annem ev verdi bana. Evet. Fakat eşim hani çalıştığı için çocukları elinden alacağını söylüyor. Hı. Hani yapabilir mi bunu? Siz çalışıyorsunuz. Çalışmıyor. Yok ben çalışmıyorum. Ailem Eşiniz bana çalışıyor. bakıyor. Az evvel söylediğim gibi bunu hep böyle eşler, erkek eşler özellikle baskı uygulayabiliyorlar. Benim Evet. ekonomik durumum iyi. Dolayısıyla sen çocuklara bakamazsın. Mahkemede velayeti bana verir diyorlar. Bakın bunlar tamamen yanlış bilgi. Eğer diyor ki mahkeme erkek tarafın ekonomik durumu daha yüksekse ondan nafaka alırız, bağlarız ve anneye veririz. Annenin çok ahlaka mugayir bir hayatı olmadıktan sonra annenin velayeti alamayacak bir işte uyuşturucu bağımlılığı gibi ya da kötü bir yaşam şekli gibi ya da çok akli bir sorunu olmadığı sürece velayet sizde kalacaktır. Babadan da size nafaka bağlanacaktır, size ve çocuğa. Bu konuda hiç endişe etmeyin lütfen. Mesela eşim diyor hani sen diyor çocukları alırsan diyor yani tehdit ediyor beni açıkçası. Hani ben Alırsan ne nafaka diyor? hiçbir şey Alırsan ne vermem. diyor? Ne Nafaka yaparım hiçbir şey diyor? vermem. İşte düğün bir taktığımız şeyleri bana takılan taraftaki şeyleri alırım senden geri. Öyle bir kanun çıkmış diyor. Yani bir sürü şeylerle tehdit ediyor. Hani bir tanesi bende kalacak diyor. Vermem Evet. diyor. Şimdi Hani yalan atarım diyor. Elini sürmeye çalıştım bir diyor. avukatınız var mı? Yok daha yeni yani yeni karar verdik. Evet. Şimdi boşanma davası açtığınızda böyle bir hakkınız olmadığını zaten mahkemede karar verecek. Altınlar size takılan bütün altınlar sizindir. Burada eğer bir tehdit varsa buna ilişkin de 6.284 sayılı yasa uyarınca lehinize tedbir kararı alabilirsiniz. İletişimin engellenmesi, uzaklaştırma gibi. Kesinlikle bu verilen bilgilerin tamamı yanlış. Sizi korkutmaya yönelik, sindirmeye yönelik şeyler, bilgiler bunlar. Hiç endişeniz olmasın. Altınlar da sizde kalacak. Eğer herhangi bir şekilde sizden zorla alınmasına ilişkin bir eylem gerçekleşeceğini düşünüyorsanız şimdiden tedbir talebinde bulunmanızı tavsiye ediyorum size. Peki, çok teşekkür ediyoruz.